Abi bu telefon PUBG açar mı? Açar. Korktum. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. G70 gibi bir işlemciyle donatılmış giriş seviyesi telefon bizlere neler sunabilir? Bugün sizlerle birlikte aynı fiyat segmentine sahip farklı telefonlarla da kıyaslayarak incelemeye giriş yapacağız. Vallahi ben de heyecanlıyım, dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Dostlarım, şu anda masamda kocaman bir kutu var. Ben de içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Sizlerle birlikte ilk defa açacağım. O yüzden heyecanlıyım. Ben önce lokuma bakmak istiyorum çünkü canım çekti. Vallahi kapım açık, gelip tatmak isteyen varsa buyursun gelsin. Aynı zamanda Türk kahvemiz var. Gayet güzel hediyeler var. Telefonla ilk temasımı da merak etmiyor değilim. İnsana huzur veren beyaz ve mavi esintilerle karşılaşma hoşuma gitti. Şeffaf bir kılıf ve film çıkıyor arkadaşlar. Filmi hemen uygularız zaten. Standart düzeyde esnek bir kılıf geliyor. Telefon özenle paketlenmiş, hemen çıkarttım. Kutu içeriğine geçecek olursak bir adet adaptör çıkıyor. Adaptörün özellikleri çok önemli bu noktada. 5 volt 2.0 amper. Daha yüksek amper değerle gelmesini isterdim tabii ki. Aynı zamanda içerisinde giriş seviyesi bir kulaklık çıkmakta. Android uyumlu, AirPods'a benzeyen bir yapıda. Pürüzsüz parlak hatlarıyla dikkat çeken telefonun öncelikle sert plastik malzemeyle donatıldığını belirteyim. Kavisli kenarlar ergonomik tutuş için ideal bir açıda dostlarım. Sağda klasik olarak ses açma, kapama ve güç tuşuna rastlıyorum. Tuş kalitesini ve bildirim kuvvetini beğendim. Cihazın alt kısmındaysa micro USB bağlantı ve hoparlör çıkışı bulunmakta. Neden C tipi bağlantı yok? Sonuçta abisinde var ve güncellik çok önemli. Hoparlör konumu ise oyun oynarken parmaklarınızın gölgesinde kalabilir. Aynı zamanda 3.5'luk ses çıkışı olmasına sevindim. Bulut beyazı, pus grisi gibi renk seçenekleri var. Cihazın arka kanadına geçtiğimizde parmak okuyucuya rastlamak beğenimi kazandı. Tepkisi ise gayet hızlı. Üzerinde ise çıkıntılı AI dörtlü kamera sistemi var. 2 megapiksel derinlik lensi, 48 megapiksel düşük diyafram değerli orta lens, aynı zamanda yapay zeka olarak geçen sol lens. En bomba kısımsa arkadaki 5'li flash ortamı bayağı bir aydınlatabiliyor. 2 metrelik alanda yüksek bir flash gücü gece yürüyüş yaparken de iş görecektir. Ekrana gömülü ön lens ise selfie için 16 megapiksellik ideal bir yapıda tercih edilmiş. Samsung sensör olduğunu belirteyim. Telefon ne çok hafif ne de çok ağır dostlarım. Genelde sol elle kullandığım için baş parmağım hemen hemen her noktaya rahatça ulaşabildi. 6.8'lik noktalı ekran epey büyük gözüküyor. Genel doku ve kullanım hissi fiyatına göre ideal bir düzeyde. Metali andıran kenar hatları ise şık bir hava katmış. Ekranda bulunan kenar boşluklarını sizler de fark etmişsinizdir. Ayrıca öne gömülü kamera büyük bir siyah nokta gibi dursa da zamanla gözlerim alıştı. En azından çentikli bir ekranla gelme işine sevindim. Cihazda 5000'lik pil değiştirilemiyor ve kapak dahili bir şekilde gelmekte. Dostlarım, tasarımda gayet tatmin edici bir ekran oranına sahip olduğunu görebilmekteyim. Malzeme kalitesi ise hiç de fena sayılmaz. En çok da performansını merak ediyorum. Telefonu yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Arayüzü gayet hızlı, menü geçişleri ve tepkisi başarılı. Aynı zamanda çoklu sekmede kasan bir durumla karşılaşmadım. Kontrol ve geçişi de ivedi bir şekilde. Aynı zamanda eğlenceli ve temiz bir arayüzü var. Beraberinde Play Store benzeri kütüphaneyle geldiğinde eklemeden geçmeyeyim. Şahsen tema gamını yeterli buldum. Çeşitli seçenekler arası modunuza uygun olanı seçebilirsiniz. Ayarlar kısmında en çok kullanılan veri paylaşımı gibi menüleri ön plana çıkartmışlar. Testlere geçtiğimde herhangi bir yüksek sıcaklık durumu sergilemedi. Performans açısından yer yer ekrana statik sonuçları da ekleyeceğim. Bu noktada giriş seviyesi için gayet iyi bir performans sergiledi. Tabi 3D Mark'ta 720p üzeri grafik testlerinde gücü bir tık zayıf kaldı. Geekbench'te tek çekirdek ve çoklu işlemde hiç de fena sayılmaz. Hatta Snapdragon 660'ı affetmediğini gösterdi. Bellek testinde ise gayet tatmin edici bir sonuç alırken dahili hafıza kanadında tam bir SATA 2 SSD tablosu sergiledi. Ekran kalitesine geçelim. Parlaklık ideal düzeyde. Ne çok kısık ne de yüksek. Premier modeli gibi HDR desteği yok. Ekranın piksel yoğunluğu bir seviye daha iyi olabilirdi. Kırmızı mavi gibi renkler doğala daha yakınken sarı rengi biraz fazla açık geldi bana. Ekran kalibrasyonunu güçlendirebilirlerdi. Renk derinliği standart bir düzeyde kalmış. Fakat genel olarak keskinliğin ön planda tutulması oyunlarda tatmin edici bir performans gösteriyor. Tabii film izlerken de keyif alabileceğinizi düşünmekteyim.
Çevreleyici bir his doğal olarak beklemeyin. Ses şiddeti çok yüksek sayılmaz. İdeal düzeyde tutulmuş. Tiz ve orta ses ayrımını yapmak biraz güç. Yüksek tonlarda sesler birbirine girse de bas ve elektronik tınlar tatmin edici kıvamdaydı. Gelelim kameraya. Görebileceğiniz üzere çeşitli çekim modları var. Aynı zamanda video çekerken hızlıca çözünürlük değiştirme hoşuma gitti. Kolay bir kamera menüsüne sahip, kurcaladıkça keyif alacağınızı düşünmekteyim. Performansı ışıkla fiyatına göre tatmin edici olsa da çekim hızı ve netleme kısmı haliyle tempo kaybedebiliyor. Yine de hafif ışık ve orta ışık hallerinde fena sayılmaz. Yüksek ışıkta gayet keskin, doyurucu fotoğraflar yakalamak mümkün. Hatta renklerin de epey canlı çıkmasına şaşırdığımı da belirtmeliyim. Video konusuna gelecek olursak yakın çekimde bayağı iyi bir performans sergiledi. Yüksek ışıkta uzak çekimlerde ise idare eder. Vallahi arkadaşlar bence odaklama hızı bir P2021 kadar hızlı olmasa da iş görür. Selfie kısmında yüz odaklama netliğini çekmeden önce seçerseniz daha iyi olur. Görebileceğiniz üzere keskinlik biraz düşük. Batarya performansına geçelim. Ara sıra oyun oynadığım genel kullanımda bir gün boyunca rahatlıkla gidebildi. Dostlarım şimdi piyasada aşağı yukarı benzer fiyatta satışa sunulan Samsung M12, Xiaomi Redmi Note 8, Oppo A54 gibi rakipler var. Kıyasladığımda Tecno'nun ekran gövde oranında hepsinden daha yüksek olduğunu görebiliyorum. Fakat çözünürlük olarak birbirlerine Note 8 dışında yakınlar. Video kayıt olarak 2K desteklemesi de gayet iyi. Pil de zaten rakipleriyle benzer seviyede. Ekran PPI değeri bir tık düşük. Yarışabileceği en bomba kısım bence kamera kanadı. Çünkü 1.9'luk diyafram var. Gece çekimlerinde daha iddialı durmakta. Şimdi Helio G70 Snapdragon 665 karşısında çok daha seri bir işlemci. P35'e girmiyorum bile çünkü GPU ve bellek kanadında daha geride kalan ve API olarak da eskide kalan bir işlemci. Samsung'la rekabetinde Exynos 850 karşısında daha az gelişmiş bir fabrikasyon sürecine sahip olsa da tek ve çok çekirdek performansında iyi bir sonuç elde ediyor. Totalde piyasadaki benzer fiyat segmentine sahip telefonlar karşısında G70 aslında tatmin edici bir performans sergiliyor. Bu arada listeye abi keşke şu telefonu da ekleseydin diyenler olacaktır, lütfen yorum olarak bırakın. Seçim yaparken iyice kıyaslayın dostlarım. Tabii kullanıcı deneyimim ve diğer özellikler de önemli. Sevgili dostlarım şu anda PUBG'ye girdik. İşlemci ve ekran kartı kullanımını gösterelim. Ekran kartımız neredeyse full değerlerini kullanmakta. Ayarlara girelim. Şu anda grafikler HD'de yüksek detaylardayız. Akıcılıkta herhangi bir problem yok. Rahatlıkla oyunu oynayabilmekteyiz. Wi-Fi üzerinden bağlandığım için 20 ms şu anda gecikmemiz. Ben nereye atladım bilmiyorum. Telefonun ses şiddetinin çok yüksek olduğunu söyleyemem. Ama yine de yetecek kıvamda. Orak aldık. En azından efektler çok yüksek çıkabilmekte. Güzel. Vallahi şimdiden iyi silahlarımız oldu. Ah. Korktum. Vallahi korktum. Öldürdük. İki kişi daha olması lazım. Neredeler acaba? Dostlarım sonuç olarak rahat bir şekilde oyun deneyimi sunmakta. Aha biri var. Vallahi onu da öldürdük. Bunu da öldürdük. Ben niye böyle iyi oynamaya başladım ya? Kapatıyorum oyunu. Sevgili dostlarım bütçeyi çok zorlamayacak. 2400 TL'lik bir telefon arıyorsanız bu video tam size göre. Çünkü şu anda Canon 16'yı da çekim yapmaktayım. Elimden geldiğince destek alabileceğiniz bir tablo hazırlamaya özen gösterdim. Şayet gündelik kullanımda ivedi, iş görebilecek, fotoğraf çekerken de sizi üzmeyecek bir telefon arıyorsanız bakmanızda fayda var. Dürüst olacağım, en çok markanın amiral gemisi Phantom X modelini merak etmekteyim. Son olarak artı ve eksileri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.